Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam nuzul sırası okuyuşumuzu Ra'd suresi 14. ayetten itibaren devam ettiriyoruz. Kainat ayetleriyle ilintili içeriği bol olan bir sure olarak başlamıştık. Benzer bir içerikle içeriği devam ediyor. Ama Kur'an biliyorsunuz kainat ayetlerini sadece kainat ayetlerini anlatmak için söylemez. Muhakkak oradan inançla ilintili, insanların yapması gerektiği şeylerle ilintili, insanların bu konudaki tavırlarıyla ilintili şeyleri de hep ucu ucuna ekler. Kainatın insanlara sunulmasındaki amaç biliyorsunuz son vahiy olduğu için bu vahiy kendinden sonraki bir daha onu tasdik edecek, onun tasdiklediği bir vahiy gelmeyeceği için kainat kitabını referans olarak veriyor ve onunla bir bağlantı kuruyor demiştik. Bu bağlantı iki şekilde çalışıyor. Kainattaki bilgiye sahip iseniz ki hayatınızı, geçiminizi sağlamak için bir şekilde bu bilgiye sahip olmanız, hatta bu bilgiye sağlamca sahip olmanız gerekiyor. Ne kadar sağlam bilgiye sahipseniz o kadar başarılı oluyorsunuz. Ne kadar az bilgiye sahipseniz o kadar zayıf ve diğerleri tarafından ezilen hale geliyorsunuz. Dolayısıyla elbette ki atam böyle diyordu diyerek kainat bilgisinde tıkanıp kalmazsınız. En yeni bilgiye, en doğru bilgiyi, en geniş tutarlı bilgiyi sahip olup onu kullanmak durumundasınız. Burada herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ama konu vahye gelince onu ataların anladığı gibi anlama konusunda böyle bir şeylik vardır. Tutuculuk vardır. Özellikle din adamları bu noktada bu tutuculuğu körüklerler. Kur'an ise böyle bir din adamı kisvesi veya bir pozisyonu tanıtmıyor. Böyle bir şey yok. Bir dönem İsrailoğulları bu konuda seçilmiş olmalarına rağmen, tercihi üstün tutulmuş olmalarına rağmen, kendi eğitim gelenekleri olsun, gelenekleri, kültürleri açısından onlar da İki defa hak tanımış olmasına rağmen bu üstünlükleriyle onlar da burunlarını saplamış ve artık böyle bir üstünlük, böyle bir seçilmiş durum orada da kalkmış ve ardından İsa'dan itibaren bir boşluk dönemi oluşmuş. Bu boşluk döneminin sebebi de esasında eğer Allah'ın arkasında bir desteği yok ise ne kilisenin, ne tapınağın, ne din adamı gruplarının, mezheplerin, şunların bunların esasında hiçbir işe yaramadığını, yarıyorsa Allah desteğini çektikten sonra devam ettirsinler bakalım. Hadi noktasında bir şeydir. Yani Allah arkasında yok ise insanların kurdukları şeyler yok olucudur. Bunu görüyoruz. Mesela şu anda Kur'an'ın arkasında bir kurum var mı? Yok. Yani Vatikan gibi bir kurum var mı? Yok. Veya işte şey gibi Roma gibi bir devlet var mı? Yok. Onu manipüle etmek için de yok. Onu korumak için de yok. Ama Kur'an bugüne kadar geldi ve bir fonksiyonu icra etmeye devam ediyor. Sözü toparlayacak olursak, Kur'an'ın tasdiki kainat içindendir. Şu yanlış anlaşılmasın. Kainata bakan insanlar orada Allah'ın bir olduğunu, öldükten sonra dirilmenin olacağını anlamazlar. Böyle bir şey yoktur. Gayb bilgisi kainattan çıkmaz arkadaşlar. Dolayısıyla hani kainata bak, şunu anlayacaksın. Kainata baktığımızda anlayacağımız şey ateistlerin de anladığı şeyden öte bir şey değildir. Yani
Eğer içinizde başka bir şey yok ise, yani içinizdeki bir şeyler kanıtlamak için kullanmıyorsanız, doğrudan doğruya saf olarak baktığınız zaman kainat sadece size belli kurallar, belli düzenlerin varlığını gösterir. Başka hiçbir şey göstermez. Ve bu düzen içerisinde bir şeylerin sebep-sonuç ilişkisi içerisinde gittiğini de görürsünüz. Burada da bir sıkıntı yoktur. Ama bunların hiçbirisi size bunu bir tanrı yarattı cümlesi söylemez. Bu şekilde ilelebet gelip gidiyor da olabilir. Paralel evrenler de olabilir, şu da olabilir, bu da olabilir. Yani bir sürü olabilirlikler söyler. Başka hiçbir şey söylemez. Ama bunların içerisinde kesinlikle bir tutarlılık olduğunu söyler. Peki ne işimize yarar o zaman kainat bilgisi? Şu işimize yarar. Elimizde bir metin var ve bu metin Allah'tan geldi, yaratıcan geldiği iddiasıyla var. Atalarımızdan şuradan buradan bir şekilde elimize yaratıcıdan geldiği iddia edilen bir belge var. Hristiyanın elinde de var, Yahudinin elinde de var, Müslümanın elinde de var, bir Hindu'nun elinde de var, bir başkasının elinde de var. Yani yeryüzünde ellerinde kitap olmayan miktar neredeyse yani %10'un ciddi ciddi altındadır. Yani %1-2 filan civarındadır. Geri kalanın elinde şu veya bu şekilde geri kalan kişi ister inansın ve ister inanmasın çevresinde Allah'tan geldiği iddia edilen bir kitapla yüz yüzedir. Bütün mesele şu, elindeki kitabın içerisinde bazı bilgiler var. Özellikle bunu Kur'an için söylüyorum. Çünkü diğerlerin tasdik mekanizması farklıydı. Kur'an için ise şöyle bir farklılık var. Ondan sonra tasdik edici bir mekanizma gelmeyeceği için kainat ile tasdik edilen bir kitaptır. Dolayısıyla kainatta elde ettiğiniz o birlikle ilintili yani bir düzen, bir mekanizma var ya, orada ne öğrendiysen, ister biyolojide, ister psikolojide, ister fizikte, ister kimyada, ister mikrokozmosta, ister makrokozmosta, hangi seviyede olursa olsun. Çünkü fraktal bir yapıya sahip olduğu için kendini tekrar eden çok analojik mekanizmalar vardır. Birbirine benzer mekanizmalar vardır. Şimdi onu tanıyıp, tanıdıktan sonra, kainatı bir miktar tanıdıktan sonra, Kur'an'ı da eğer okuyorsanız, kesinlikle Kur'an'ın içerisinde bazı mesajlara rastlayacaksınız ve ondan sonra tanıyacaksınız. Bu kitabın kaynağı ile bu kainatın kaynağı arasında bir bağlantı var, bir ilişki var ve bu da özdeşlik. İşte budur. Yoksa kitap olmadan kainat bir tanrı göstermez. Veya o tanrının hesap soracağını göstermez. Veya o tanrının bir beklentisi olduğunu göstermez. Veya insana şöyle yap veya böyle yap diye bir emir vermez. Kainattan böyle şeyler çıkmaz. Bu söylenin başında olduğu gibi, yani eğer kainatı tanıyorsanız, göremediğimiz bir şekilde yükseltildiğini veya göremediğimiz görünmez direklerle yükseltildiğini, bu bilgi bize bir şey verir, bir şey söyler. Eğer biz karanlık maddenin veya derin uzayda galaksiler arası iğlerin nasıl bir direk gibi, görünmez bir direk gibi işe yaradığını anladığımız zaman, yani orada bulduğumuzla burada bulduğumuz arasında bir ilişki kurarız ve deriz ki, a burada tarif edilenle orada olan, burada orada fark ettiğimiz arasında nasıl olabilir böyle bir ilişki? Olsa olsa tek bir yorum var, tek bir olasılık var. Bu kitabı gönderen ile bu kainatı yaratan aynı kaynaktır. O halde kitabın içinde söylenen diğer şeyler Tanrı'dan gelen şeylerdir. İşte yakalamamız gereken şey burası arkadaşlar. O yüzden Kur'an içerisinde bol miktarda kainat ayeti görürüz. İncil'de bu kadar yoktur. Yoktur değil, çok az, çok çok azdır. Tevrat'ta neredeyse yoktur. Bu açıdan bunu tekrar tekrar değerlendirelim. Kur'an'da neden bu kadar çoktur? Çünkü gerçekten tasdiki bu şekilde gerçekleşecektir.
Mesela İncil'i açıp okuduğunuz zaman İsa'nın ne zaman geleceği, nerede geleceği, kimin çocuğu olacağı, ne olacağı, geldiği zaman ne olacağı ile ilintili birçok bilgiyi Tevrat'tan referansla söyler. İncil'de der ki İsa işte bu kitapta yazmıyordu, bak gerçekleşti işte. Şeklinde kendisinin gerçekten kendisi olduğunu, beklenen Mesih olduğunu kendisinin Tevrat'tan tarif eder. Yine benzer şekilde son vahiy de kendini İncil'den hem Tevrat'tan referans verir. Fakat daha sonraki bizim için ne geçerli? Bizim için kainat delili geçerli. O yüzden Kur'an'da müminler namazlarında yerleri ve gökleri düşünürler. Rabbim sen bunları boş boşuna yaratmadın diye düşünürler. Nasıl yaratmış diye düşünürler. Ve orada bir tefekkür, bir şey oluşur. Bakın yani namazlarında kozmoloji düşünürler. Bir başka yerde yok arkadaşlar böyle bir tarif. Evet, afakta ve enfüste herhangi bir ayet gördüğümüz zaman normal olarak insan yapabileceği iki şık var, gidebileceği iki yol var. Bir tanesi görmezden gelmek, bir tanesi ise gereğini yapmak. Görmezden gelen zaten görmezden geliyor. Gereğini yapan ise şöyle demek durumundadır. Bu kainatı yaratan ile bu mesela kitabı gönderen eğer aynıysa, bakalım kitabın geri kalanında neler söylüyor? Neler söylüyor? İşte bize bir görev yüklüyor. İnsan nedir? Ertesi gün nedir? Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Neler olacak ve ben ne yaparsam o Tanrı'yı razı ederim bu çerçevede. Bu dünyanın amacı nedir? Gereği nedir? İmtihandır. Peki imtihanı nasıl başarıyla geçerim? İşte sureyi, Ra'd suresini bu çerçevede zemine koymak çok önemli bir şey. Şimdi bu çerçevede aynen devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Lehu davetül hakki. Tutarlı olan çağrı ona aittir. Yani bir başkasının etkili ve yetkili olması, bu kainatta etkili ve yetkili olması mümkün değil. Yani mülk Allah'a ait. Yani en büyük krallık, en güçlü krallar bile yani bir sinek, bir sivrisinek karşısında aciz kalacak durumdadır. Yani onların mülkü ancak medeniyet çerçevesinde, insanlar üzerindedir. İnsanları ikna etmesi çerçevesindedir. İnsanları ezebilmesi, insanları kandırabilmesi çerçevesinde gerçekleşir. Onun ötesinde onlar da yemeğe muhtaçtır. Onlar da tuvalete gitmeye muhtaçtır. Onlar da bir virüse karşı seninle benimle aynı duyarlılıklara sahiptir. Artı bir özelliği, artı bir şeyi yoktur. Bu kral için de geçerli, bu bir şeyh için de geçerli, şey olduğunu iddia eden için de geçerli, bu falanca filanca için de geçerli. Bütün insanlar için geçerli. Dolayısıyla bir başka kişinin öyle yapmayın da böyle yapın diyebilmesi veya sizden beklenen budur, böyle böyle yaparsanız kurtuluşa erersiniz diyebilmesi mümkün değil. İnsan sadece insanlar değil, insanların uydurduğu, insan dışı varlıkların da, yani insan dışı varlıklar var da, insan dışı varlıklara insanların uydurarak yamadıkları sıfatlarda da böyle bir şey söz konusu olamaz. İşte bir önceki ayetteki o yıldırımlar, melekler veya onların şey, bu cümleleri belki bu çerçevede de anlayabilir. Vellezine yedûne min dûnihi onun dışında çağırdıkları la yestecibûne lehum bir şeyin onlara herhangi bir şey konusunda cevap veremezler, icabet edemezler, karşılık veremezler. İlla ancak kebasitir keffeyhi İdelmai, avuçlarını suya doğru uzatan kişi gibi olmaktan başka bir şey değildir bu yaptıkları. Liyebluğa fahu, su ağzına gelsin diye elini uzatan kişi gibidir. Fema huve bi baliği, ona erişecek değildir. Yani elinizi uzatmayla suya erişemezsiniz. Suyu ağzınıza götüremezsiniz. Bu çağrı böyle bir şeydir. Yani işe yaramaz bir şeydir. Ve ma duaül kafirine
İlla fî delal. Görmezden gelenlerin çağrısı ancak bir çıkmaz içerisindedir. Bakın sapıktır diyemeyiz buradaki delal kelimesine. Böyle bir anlam yüklemek mümkün değil. Çıkmaz içerisinde, yani çıkmaz yol dediğimiz bir sapma, bir saplanma, bir saplantı girdi ve geri çıkamıyor manasında. Çıkmazdadır, kaybolmuştur, yolu bulamaz, gidecek bir yeri yok. Çünkü yok, yani merciği yok. Siz kendi kendinize yıldızlara, gezegenlere bir şeyler atfedebilirsiniz. Onların size şans vermesi, bilmem nesi için çağrıda da bulunabilirsiniz. Ama bu çağrı gidip Venüs'e, Jüpiter'e ne yapacak, ne bulacak orada? Yani buna cevap verebilecek bir durum söz konusu mu? Bu sadece kendi kendinize ürettiğimiz kuruntulardan öte şeyler değil. Dolayısıyla böyle bir çağrı çıkmazdadır. Yani gidebilecek bir yeri yoktur. Velillahi yescudu. Allah içindir. Fiil secde olunca li harfi ceri onun zaten nesnesini gösterdiği için biz burada yescudu ben fis semavati vel ardi. Yerde ve göklerde secde edenler Allah'a secde eder diyerek o devrik cümleyi devrik cümle olarak anlamamız gerekiyor orasını. Tav'an ve kerhen. Bunu bugüne kadar isteyerek ve istemeyerek diye çevirdik. Geleneğimiz bu şekilde çeviriyordu. Ama birinci ve ikinci sayfa içerisindeki bu kadar kainat ayeti okuduktan sonra burayı böyle okumak yerine itme ve çekme yoluyla. İterek veya çekerek. Her ikisi de zaten kainatın temel şeyleri, davranış tarzları. En temel davranış tarzları. Biz tanecikler veya nesneler veya işte ister atom altı parçacıklar olsun, ister galaksiler olsun fark etmez. Yani mikro tarafta da makro tarafta da gördüğümüz temel şey alanları etki, yani itme etkisiyle çekme etkisi içerisindeki denge ve onların ilişkisi üzerinden görebiliyoruz. Mesela karanlık madde diye bir fark edişimiz var. Adına karanlık madde dediğimiz bir şey var. Bir şey var diyoruz çünkü onu görmüyoruz. Çünkü ışıkla etkileşime geçmiyor. Işık onun üzerine yansımıyor veya ışığı çevirmiyor. Işık üzerinde herhangi bir etkisi yok. Yer çekimi haricinde herhangi bir etkisini görmüyoruz. O yüzden görülmez bir direkt gibi olma özelliği belki ondandır. Veya galaksiler arasında karanlık enerji dediğimiz ve kainatın genleşmesiyle ilintili etkiye sahip, itici bir etkiye sahip bir karanlık enerji adını verdiğimiz bir şey var. İşte şey diyorum, yani tırnak içerisinde şey diyorum. Çünkü şu anda etkileri haricinde başka bir şey görmüyoruz ve bu etkilerin temel şeyi birisininki itme, birisininki çekme. Ve bu kainattaki miktar açısından baktığımız zaman bizim görebildiğimiz madde, görebildiğimiz enerji, madde enerji olarak görebildiğimiz şey kainatın %10'ları, %5'leri hatta kimi şeylere göre enerjiyi de kattığımız zaman %4'leri falan, 4,5'ları o civarlara kadar şey yapıyor. Geri kalan %95 civarındaki o bu etki haricinde fark edemediğimiz şeyler. Ama etkisi olduğu için biliyoruz ki böyle böyle böyle. O yüzden buradaki isteyerek ve istemeyerek cümlesini ki ifadelerini iterek veya çekerek şey yapıyoruz ki yeryüzünde ve göklerde ki her şey iterek ve çekerek Allah'a uyum gösterirler. Allah'ın kurallarına uyum gösterirler, ona uyarlar. Boyun eğerler, dik başlık etmezler, ikilik çıkartmazlar. Yani dolayısıyla kainatın temellerinden kontrol ettiği için Allah-u Teala işleri oradan yönettiği için zaten yüdebbirül emre diye de söylemişti zaten surenin başında. Dolayısıyla burada herhangi bir kontrol dışı üreme, türeme bir başka yerde bir
fırsat bulup muhalefet edecek bir kaynak olması mümkün değil kainatta. Zilaluhum ve onların gölgeleri. Buradaki gölgeleri etkileri olarak da şey yapabilirsin. Onların etkileri, yerde ve gökte olan şeyler ve onların etkileri bil guduvi vel asal. Başlangıç zamanında ve sona dönüş zamanında, sona doğru zamanda. Yani vudu biliyorsunuz kahvaltı demek, vudu sabah demek, asal akşam demek. Sabah akşam Türkçe olarak söyledim. Normalde sabah ve akşam kelimeleri Arapçaya göre leylin kelimeleri. Yani güneşin olmadığı dönemin kelimeleri. Güneşin olmadığı bir zamanda zilalden, gölgeden bahsedilemeyeceği için normal okumalarımızda burayı kuşluk vakti ve ikindi vakti olarak anlıyoruz. Çünkü başka zamanda gölge olmaz. Ama kelimenin aslına bakıp da bunun kainat açısından ne dediğiyle ilintili birazcık daha didiklediğimiz zaman göreceğimiz şey başlangıçta ve sona doğru. Yani güneşin yükseldiği veya güneşin battığı. Yani kainatın başlangıç zamanlarında ve kainatın devam edip de sona doğru gidişat zamanında. Her zaman. Yani bu o demek. Yani başta Hadid suresinin başında da ne demişti? Hüvel evvelü vel ahiru derken biz onu alfa omega olarak şey yapmıştı. Yani başta da sonda da. Evvel, öncesi ve sonrası. Kul de ki men rabbis semavati vel ardi. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De. Kul. Allahu. De ki Allah. Kul. Efettehaztum. Min dunihi evliya. Peki ondan başkasını mı evliya edindiniz? La yemlikune li enfusihim nef'an ve la darran. Kendilerine fayda veya zarar veremeyecek. Fayda ve zarar veremeyecekleri mi kendinize onun dışında ilah edindiniz? Kul de ki, hel yestevi el ama vel basir. Gören ve görmeyen bir olur mu? Seviyeli olur mu? Eşit olur mu? Em yestevi zulümatu ve nuru. Karanlıklar ve yansımalar bir olur mu? Eş olur mu? Em cealû lillâhi şürekâe. Yoksa Allah'a ortaklar mı koşuyorlar? Halaku ke halqihi. Yaratışı onun yaratışı gibi olmuş olan ortaklar mı kılıyorlar? Yani zaten kainata baktığınız zaman yaratılışın tek olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla burada bir ikilik olmadığına göre yoksa öyle bir şey mi var? Yani oluşturan oluşumda bir farklı bir şey mi var? Feteşabehe halku aleyhim el halku aleyhim. Yani yaratışı onun yaratışı gibi olup da insanların onun yaratılışına benzetebileceği yani benzeşen bir şey mi? Öyle bir ortakları mı var? Yaratılış ona benzedi de yani burada bir yaratılış var ona benzer başka bir yaratılış var da yaratan var da. Kulillahu haliku kulli şeyin. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Ve huvel vahidul kahhar. O tektir. Şimdi ehad deseydi hadi tektir diyecektik ama vahid diyor. Vahid diyor. Demek ki böyle diyemeyiz arkadaşlar. Bu ehad kelimesinin üzerine fazla abanmanın getirdiği edebiyatın yansıması. Hayır. Allah birdir ve kahhardır. Yok edicidir. Yani yaratıcı olduğu gibi yok edicidir de. Şimdi öyle bir şey olsa Allah yok edemez mi? Yani bilmemesi mümkün değil, yok etmemesi hiç mümkün değil. Yani olamaz böyle bir şey. Ama oldu diyelim. Eğer oluyorsa zaten o Allah da gerçek o yaratıcı bir şey değildir. Yani muktedir değildir, kahhar değildir, tek değildir. Eğer böyle bir şey söz konusuysa. Şimdi bu bilgiyi aldınız. O halde kainat bilgisiyle eşleştirin. Bakın biz insan olarak bir amip ile o ilk tek hücreli canlı ile aynı mekanizma ile çalışıyoruz. Hücrelerimiz aynı mekanizma ile çalışıyor. Yani bir hücrenin bölünüp iki hücre olması o ilk
Hücrede de aynıydı. Amip'te de hayır. Amip diyorum ama şey, siz onu şey olarak düşünün. İlk canlı hücre neyse o. Onun kendi kopyasını, DNA'sını, şusunu, busunu, o işte içindeki işler mekanizmasının kendisini kopyalayan bir hale gelebilmesi, geldiği andan itibaren eğer yaratılış, oluşum o noktaya geldiyse, ki bir canlı olarak, çok hücreli bir canlı olarak şu anda benim hücrelerim aynı mekanizmayı kullanıyor. Benim hücrelerim de aynı şekilde çoğalıyor. Dolayısıyla bir ortaklık var. Yani çünkü bir başkası da yaratıyor olsaydı o da bir başka şeyden olacaktı. Şekillenmenin, ya işte kainata baktığımız zaman burada hepsinin bir ortaklık, bir şey olduğunu görüyoruz. Yani ortalıkta, yani uzaya bakıp, derin uzaya bakıp, orada bir yıldızın şeyine bakıp, oradan gelen ışığı incelediğimizde hidrojen, helyum diye başlayıp işte uranyum bilmem ne diye giden o en, yani tekten başlayıp işte 100 küsür protonlu çekirdekler haricinde başka bir şey görmüyoruz arkadaşlar. Ortalıkta başka bir şey yok. Bunun ilk deneyini Newton yaptı. İşte ay nurdur, güneş işte bilmem ne tanrısıdır, şudur budur filan diye şey yaparken, işte insanlar erişemeyince her türlü edebiyat yapılıyor üzerine. Yıldızlar şudur budur filan diye şey yaparken, mercekle, prizmayla ışığın kırıldığını ve tayflarına ayrıldığını gördü Newton. Bir mum ışığını, mumdan gelen ışığı tayflarına ayrıldığını gördü. Mordan kırmızıya kadar. Ondan sonra güneşten gelen ışığa baktı. Aynı şekilde tayfa ayrıldı. Aydan gelen ışığa baktı. Aynı şekilde tayflarına ayrıldığını gördü. Yıldızları aynı şekilde tayflarına ayrıldı. Ondan sonra dedi ki, hayır dedi, gökteki kimya fizik ile yerdeki kimya fizik aynı şey. Evet. Enzelemine sema imaen, gökten su indirdi. Fesalet evdiyetun bi kaderiha. Vadiler kendi kaderlerince, yani kendi ölçülerince, kendi miktarlarınca, yani nihayetinde vadi dediğimiz şey havza. Yani bir yerde yağmur yağdığı zaman havzanın çerçevesi o vadileri oluşturur. O vadiler kendilerince bir akış, bir nehir oluşturur. Baktığınız zaman mesela dünyanın en büyük havzalardan Amazonlar ta şey kıyılarından, dağlardan aldığı şeyi, suyu Atlas Okyanusu'na kadar getirirler. Bu ne demek? Oranın da yağan bütün her şey o vadilerden geçer. Filanca vadi küçük bir vadi, filanca vadi büyük bir vadi. Dolayısıyla elbette vadiler kendi kaderlerince, miktarlarınca sel tutarlar. Yani akan suyu tutarlar. Fahtemele seylu, bu sel, yani bu akış taşır zebeden rabiyen, artan, üste çıkan bir köpük, zibil oluşturur. Ve mimma, ondan yuqidune aleyhi fin nari. Ve mimma, o şeylerden ki yuqidune, ateş yakıyorsunuz, aleyhi üzerine fin nari, ateşe tutuyorsunuz diye şey yapalım. İbtigâe hilyete, hilyetin ev meta'in. Meta, yani kaynak, malzeme ve süs. Ya ister bir ihtiyaç malzemesi veya ister süs olsun, elde etmek için ateşin üzerine kurup da o erittiğiniz şeylerde de zebedün misluhu. Bunun gibi bir köpük ortaya çıkar. Yani maden eritme kaplarında yaptığımız işlemde de böyle bir köpük ortaya çıkar. Yani dağda akan suyun oluşturduğu köpüğe benzer bir şekilde erittiğiniz madenden de böyle köpük çıkar. Kezalike, işte böyle. Yedribullahul hakku hakka vel batıla. Allah hak ve batıl arasında böyle bir örnek
sunar. Böyle bir mesel, böyle bir örnek, böyle bir benzetme kurar. Şimdi bu örneğe bakacağız. Bu benzetmenin ne kadar derin bir benzetme olduğuna bakacağız. Feemme zebedu. Köpüğe gelince, biz bunu önce bir şey söylediniz, ondan sonra ikinciyi söyleyeceğimiz zaman şu şudur, şuna gelince diye ikinciyi söyleriz. Ama Arapça'da böyle şıklı bir şey söyleyeceksek ilkinde de, ikincisinde, üçüncüsünde de imma ve imma diye, imma diyerek şuna gelince şeklinde çevirdiğimiz ifade söylenir. Ama biz Türkçe'de ilkini söyleriz. Köpük böyledir. İşte madene gelince gibi ikinci şıkkı söyleriz. Birinci şıkkın başında söylemeyiz. Ezzebedu köpük feyeshebu cufaen curuf olarak, cufe yani atık olarak gider, giderilir. Ve emma ma yunfe'un nase insanlara fayda veren ise feyemkusu fil ardı o zeminde kalır. Kezalike yedribullahul emsale işte Allah böyle örnekler veriyor. Şimdi bu örneğe dikkat ettiğimiz zaman normalde su ile madeni birbirine yani çok fazla benzetmeyiz ama esasında metali veya işte maden cevherlerini ısıttığımız zaman oluşan şey de esasında bir tür seldir. Yani bir tür sıvıdır, akışkandır. Akışkanlık onun içerisindeki hafif ve ağır olan şeyleri birbirinden ayırır. Yani bu normalde suda da işte sel esnasında oluşan çamuru köpüğe baktığımız zaman suyu durulttuğumuz zaman da bir şeylerin çöktüğünü görürüz. Yani suyu durult yani o oradaki köpük istenen bir şey değildir. İşte istenenin ayrılıp ayrılmaması için bir tarif var. Yani sıvılaşmanın böyle bir örneğini görüyoruz. Peki burada daha derin bir örnek var mı? Evet var. Biz özellikle gökten inen su dendiği zaman aklımıza ilahi kaynaktan inen vahiy ile eşleştirebiliyorduk. Yani orada bir benzetme kurabiliyorduk. Vadileri insan toplulukları olarak alacak olursak, medeniye şey yapacak olursak, insan topluluklarına, yani insanlara vahiy gelir, gökten vahiy gelir. O insan topluluklarını bir medeniyet haline çevirir. Yani ortak bir medeniyet oluşur. Bu medeniyet kendi işte kaderince, kendi miktarınca, kendi genişliği çerçevesinde böyle bir sel oluşturur. Bu sel işte batıl inançlarla geçmişten getirdiği, dibinden çıkarttığı, sağdan soldan koparttığı, ettiği, eylediği bütün şeylerle bir sel oluşturur ve bu sel bir köpük oluşturur. Bunları işte batıl inanç olarak da şey yapabilirsiniz, medeniyet olarak da şey yapabilirsiniz. İnsanların uydurması, işte peygamberden sonra insanların çıkarları çerçevesinde karıştırdıkları, bozdukları şeyler de olabilir. Elbette ki bu tür şeyi durultarak, bazen durultmak yetmez, damıtarak, yani ateşte önce buharlaştırıp sonra tekrar soğutarak damıtma yapmak gerekir. Bu bazen öyle taşlaşır, yani bunu ille de su olarak değerlendirmeyin, bazen öyle taşlaşır ki onun içine karışmış olan zebedi ayırabilmek için kaynatmak gerekir, eritmek gerekir. Ateş potasında eritmek gerekir. Ancak ondan sonra onun içerisindeki değerli olan şeyi çıkartabilirsiniz. Evet, bu haliyle su vahiy benzetmesinin en önemli öğelerinden bir tanesi olarak okumuştuk burayı daha önce hatırlarsanız. Benim Sahip platformundaki sunumlarımda su vahiy benzetmesi şeklinde bulabilirsiniz. Orada bunun çok çeşitli versiyonları var. Su vahiye benzetilerek nasıl bir tarifler var? Onları oradan takip edebilirsiniz. Burada onlardan bir tanesiyle karşılaşıyorum. Lillezî nestecâbû li rabbihim el husnâ. Rablerine güzellikle, en güzel şekilde icabet edenler. Çünkü Rab bir çağrıda bulunuyor. Bakın
Ya Allah'ın insanın Allah'a çağrıda bulunması başka bir şey. Allah'ın insanlara çağrıda bulunması başka bir şey. Her ikisinde de belli bir amaç, belli bir gaye, belli bir pozisyon söz konusu. Evet, insanlar Allah'tan bir şey ister ama Allah da insandan bir şey ister. Ve insanlardan da ona uygun bir cevap bekler. Allah'ı razı edecek olan cevap Allah'ın çağrısına icabet etmesidir. Onu görmezden gelmemesidir. O kulağı üzerine yatmamasıdır. Pardon, ben cümleyi yanlış okudum. Lillezine istecabu li rabbihim, Rablerine icabet edenler, çağrısına icabet edenler, el husna, onlar için en güzeli vardır. Ve lillezine lem istecibu lehu, ona icabet etmeyenler, onun çağrısına cevap vermeyenler için ise lev enne lehum ma fil ardi cemiyan, yeryüzünün tamamı onlar için olsa ki olmaz. Ve mislehu mahu, ve bir o kadar daha olsa onun için, onunla beraber bir o kadar daha olsa leftedev bihi, onu fidye olarak verirdi. Allah'a icabet etmemenin karşılığında olan şey başına gelmesin diye fidye olarak onu verirdi. Yani dünyanın tamamı ve bir o kadarı. Yani siz ne karşılığında dünyanın o kadar ve bir dünya kadar ve bir o kadar daha, dünya ne kadar uğraşsanız elde edemeyeceğiniz şey. Yani neyin karşılığında? Ufacık bir menfaat karşılığında. Ülaike lehum su'ul hesab. Hesabın kötüsü anda onlar için. Ve mevahum cehennem. Ve onların varacakları yer cehennem. İşte kainatın 8. gününde kara delik gibi diyelim. Çünkü bizim bilebildiğimiz en şey öyle bir yer. Belki onun çok daha benzeri ve çok daha şedididir. Mevahum cehennem, öyle bir deliğe tıkılmış durumda olacaklar. Ve bi isel mihat, ne kötü bir yerdir, yataktır veya işte kalıcı yerdir. Yani Rabbimiz örnekler verirken bu örneklerin arkasında hep bunun amacının yeryüzünde insanların doğru yola erişmesi, rehberliği bulabilmesi için olduğunu şey yapıyor. Yani kainattaki varlıkların, yani bir kelebek deyip de veya bir güzellik diye, bir çiçek deyip de peşine gittiğiniz zaman bulacağınız şey size rehberlik edecek bir şeydir. Nereye giderseniz gidin. Efemen ya'lemu ennema unzile ileyke min rabbike el hakku. Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu belleyen kişi mi, gibi mi? Kemen hüve ama, görmezden gelen gibi mi? Yani bir taraf görmezden gelirse Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu, tutarlı olduğunu belgeleyen mi? Şimdi bir taraf ama ise öteki tarafın ne olması gerekir? İşte ne demişti? Hel yestevil ama vel basir. Öteki taraf, bir taraf ama ise öteki taraf basir. Peki basir olduğun zaman neyi göreceksiniz? Elbette ki kainatı göreceksiniz. Kainatı gördüğünüz zaman kainat ile tutarlı olan Allah'ın indirdiği mesajı göreceksiniz. O mesajı belleyeceksiniz ki tutarlı. Yani kainatta semanın, ister alt semaların ister üst semaların, yani ister galaksiler arasında birbirlerine nasıl da üzerine yıkılmıyorlar, bilmem ne olmuyorlar. Aralarında acaba bir direk mi var göremediğimiz dediğinizde, veya gidip atomlara baktığınız zaman atom, ya bu elektron atom, bu burası iki atom arası o molekül nasıl oluyor da birbirine şey yapmıyor? Yani arada o kadar boşluk var ama bunlar birbirinin içinden geçmiyorlar. Yani yaklaştıklarında böyle birbirlerine itiyorlar sanki. Ya bir taraftan çekiyorlar, molekül bir arada duruyor ama öteki taraftan birbirine yaklaştırmıyorlar. Ve aralarında da çekirdek ve diğer atomun elektronları ve onun çekirdeği arasında bu kadar boşluk olmasına rağmen, yani büyüklük aralarak bu kadar küçük olmalarına rağmen ve aralar o kadar boş olmasına rağmen nasıl oluyor da
bir katı madde formuna dönüşebiliyorlar daha semasında. Demek ki aralarında göremediğimiz bir direk var veya görünmez direkler var veya direkler var biz göremiyoruz veya direksiz olarak yükseltti. Ama neyse de yükseltti. Şunu kesin biliyoruz ki yükseltilmiş. Ama arada ne görünmez direkler var ne de direksiz. Burasını bilemiyoruz. Şimdi kainat bilgisiyle bu ayeti okuduğunuz zaman işte el hakku tutarlı kelimesini bulacağım. İnzal edilen yani basir olduğunuz zaman inzal edilen ayetlerin tutarlı olduğunu göreceğiz. Beklenen bu. İnnemâ yetezekkeru ulul elbab. İşte kalp sahipleri, akıl sahipleri, akıllarında kainatı algılayabilecek kategoriler veya işte o zihin yapısı oluşturabilmiş olan insanlar. Çünkü bu zaten var ama bazıları bunları kullanmıyor, köreltiyorlar ve şeyden slogandan başka bir şey anlamaz hale geliyorlar. Bazıları öyleymiş deyip masalı gerçek zannediyorlar. Cin hikayelerini gerçek zannedebiliyorlar. Veya çok daha tutarlı yani hayatta geçerli cümleler bulunabilmiş olmasına rağmen görmezden gelmeyi yani mevcut bilimi bile yani cep telefonu kullanıp sosyal medyada surf yapmasını çok iyi becermelerine rağmen öteki taraftan biz görmeyiz, duymayız, inanmayız. Yok böyle şeyler deyip başka bir dünyada, masalsı dünyada bir yaşayanlar da var. İşte ulul elbab olmama durumu bunlar. İşte ancak eğer ulul elbab ise bunlar sizde bir hatıra, bir bilgi oluşturur ve bundan öğüt alırsınız. Aklınızdan çıkmayacak şeyler olur. Ellezine yufune biahdillahi Allah'ın ahdini ifa edenler, yerine getirenler ve la yaqta'un ve la yanquzun el misaka ve misakı o sözü enkaz halinde getirmezler onlar. Getirmeyenler vellezine yesilune ma emerallahu Allah'ın emrettiğini birleştirenler bihi en yusale birleştirmesini emrettiği şeyleri birleştirenler. Yani kainat ayetleriyle kitabın ayetlerini birleştirenler. Şimdi neden böyle söylüyorum? Çünkü hani hatırlarsanız Bakara suresinden beri Medine'deki şeyler okurken gerçi bunun Medine, Mekke tarafında da çok benzerlerini okumuştuk ama şöyle deniyordu. Ya siz biz kendi bize indirilene inanırız. Gerisini görmezden geliriz gibi şeyler söylüyordunuz. Ve Allah'ın ve orada da şöyle deniyordu onlara. Ya Allah'ın size gönderdiği elinizdeki mesajın içerisinde olan şey gerçekleşiyor. Siz gerçekleşene inanmıyorsanız o halde elindekinize de inanmıyor pozisyonuna düşünüyorsun. Burada ne diyordu? İşte elinizdeki kitabı tasdik eden geldi o halde birleştirin. Yani orada ne diyordu? Şu zaman gelecek şöyle şöyle olacak. Şu zaman geldi bu zaman. Aa biz zaten buna inanıyorduk deyin birleştirin. Ve yolunuza devam edin size iki kat sevap veririz. Aa bize böyle denmişti. Bak gerçekleşti. Biz bunu gördük. İnandık. Biz zaten daha önce de inanıyorduk. Haydi yolumuza devam edelim. İşte Medine'de gelip orayı ziyaret edip aa bunlar ezan okuyorlar. Zaten Tevrat'ta da böyle böyle Sela Dağı'ndan Allah'ın adını haykıracaklar diye söylemişti. Evet bu gerçekleşti. Ben zaten buna inanıyordum deyip işte tanıdıkları zaman gözlerinden gözyaşlarının aktığını görürsün dediği kişilerden olun. Yani bağlanması gereken şeyler bağlanın. Yani vaat ile tasdiki birleştirin. Bunu koparttığınız anda görmezden geliyorsunuz bana aslında gelin. Biliyorsunuz bu ayet aynı zamanda Bakara suresinin 3. 1, 2, 3, 4. sayfasında da benzer şekilde gelir. Ve yakşevne rabbehum ve Rablerinden korkarlar ve yahafune su el hesabı.
hesabın kötüsünden korkarlar. Allah'tan haşyet duyarlar. Buradaki bu haşyet ile havf arasındaki farkı elbet değerlendirmek lazım. Ben şu anda bu seviyeye dalmayacağım. Evet, şimdi ne görmüş olduk? Kainat ayetlerinin tasdik olarak değerlendirirsek, nasıl ki Tevrat'ta iddia edilip Kur'an'da tasdiki gelmişse, Kur'an'da vaat edilip kainatta tasdiki gelmişi aynı şekilde birleştirmemiz gerekiyor. Şimdi peygamber zamanında bunun böyle olduğunu çevirdiğini düşünmüyorum. Şimdi söyleyeceğim şekilde, ama müktesebat bize şöyle getiriyor. Burada ulaştırılması gereken şey akrabalık bağlarıdır. Öyle derler. Akrabalık bağlarını sağlam tutan. Vellezine saberu ibtigae veci rabbihim. Rablerinin yüzünü arzulayarak, bakın iptiga kelimesinin edepsizlikle hiçbir alakası yok. Evet, siz bir kişi edepsizlik arzusuyla da olabilir, ama kelimenin öyle bir kendinde öyle bir şey yok. Nesnesi neyse o, arzulama. Allah'ın yüzünü, Allah'ın onlar insanlara kendilerine yüz vermesine arzulayarak sabredenler, direniş gösterenler, katlananlar ve gamussalate, desteği, namazı ayakta tutanlar ve enfekû mimmâ razaknâhum, onlara rızıklandırdığımız şeyleri harcayarak, onları rızıklandırdığımız şeylerden harcayarak, tüketerek, sırran ve alaniyeten, gizli ve açık olarak harcayanlar ve yedreûne bilhaseneti seyyiete, kötülüğü güzellikle handle edenler diyelim, ele alanlar, idare edenler. Ülaike lehum vukbeddar. Bu darın yani ertesi yurt, evet, veya yurdun ertesi mi diyeceğiz? Onlar içindir. Ki bu nedir? Cennatu adnin, adın cennetleridir. Yedhulûneha, içine girecekleri adın cennetleridir. Ve men salaha min ebvabi min abaihim, ve onların salih olan babalarından salih olanları ve ezvacihim ve eşlerinden ve zürriyatihim ve nesillerinden. Ortadaki ezvaç kelimesine babaları, eşleri, çocukları şeklinde üçlü de yapabilirsiniz. Babaları yani önceki nesilleri, türleri yani o esnadaki eş olan yani aynı şartlarda olan türleri ve zürriyatihim ve sonraki nesilleri olarak da okumak mümkün. Yani önceki, şimdiki ve sonraki nesiller olarak da okumak mümkün. Babaları, eşleri ve çocukları olarak okumak da mümkün. Her ikisi de geçerli. Onlar cennetlere girecekler. Girecekleri cennet. Onların bu darın akıbeti onların için olacaktır. Vel melaiketu ve melekler yedhulune aleyhim, onların üzerine gelecek. Min kulli babin, her kapıdan melekler onların üzerine gelecek. Selamun aleykum bima sabartum, dişinizi sıktığınız için, direniş gösterdiğiniz için, sağlam durduğunuz için barış sizin üzerinize olsun. Fenime ukbeddar, o yurdun akıbeti, sonu ne güzeldir. Vellezine yenkudune ahdallahi min ba'di misaqihi, bağladıktan sonra Allah'ın ahdini enkaza çevirenler. Yaktaûne mâ emerallâhu bihi en yusale, Allah'ın birleştirmesini istediği emri, şeyi koparanlar, arısını ayıranlar. Ve yufsidûne fil ardi, yeryüzünde fesat çıkartanlar. Ülâike lehumul lânetu, onlar için o uzaklık vardır, uzaklaştırma vardır. El lânetu, elle birlikte o belirli, o bilden filan diye şey yaptığımız zaman bu cehennemin adı da olabilir arkadaşlar. O şekilde kullanılır. El azap kelimesi, cehennem kelimesi,
ve ellane kelimesi aynı şeyi gösteriyor. Farklı farklı şeylerde. Kimisi izolasyon diyor. Evet, izolasyon nimetten olan izolasyon. Uzaklaştırma, evet elbette nimetten de şeyden de uzaklaştırma. Cehennem, sair filan şeklinde isimleri şey yapabiliyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Herhangi bir onlara lanet vardır diye herhangi bir lanet diye değil arkadaşlar. O lanet vardır. Lehum su'uddar. O yurdun kötüsü onlar içindir. Ve ferihu bil hayatid dünya. Bu kısa vade için, kısa vadeli hayat için sevinirler. Yani burada elde edilen şeylerle veya buradaki kazançla sevinirler. Buradaki kazanç onları memnun eder. Ve mel hayatü dünya fil ahireti illa meta. Ama bu dünyadaki bu kısa vadede olan ne var ise her şey ahiret için bir kaynaktır. Kaynak olmaktan öte bir şey değildir. Yani bu kaynağı harca, ertesini kazan. Yani sermayedir. O yüzden bu sermaye kaybedildiğinde, başarısız bir şekilde öteki tarafa gidince ona hüsran deniyor. Yani sermayedeki kayıp. Kul de ki, İnna Allahe, pardon, yegulune ve yegulul lezine keferu, görmezden gelenler diyorlar ki, levla unzile aleyhi ayetun min rabbihi, Rabbinden ona bir ayet indirilmeli değil miydi? İndirilseydi ya. Kul de ki, İnna Allahe yudillü men yeşâ'u, Allah tercih ettiğini saptırır ve yehdi ileyhi men enab, ona yönelenini ne rehberlik eder. Ellezine aminu, güvenenler ve tetmainne ve tatmainnu kulubuhum, kalpleri tatmin olanlar, buradaki ve'yi şey yapamadım. Ve tetmainnu kulubuhum bi zikrillahi, Allah'ın zikriyle kalpleri tatmin olmuştur. Peki ellezine aminu araya ve girince orayı bir cümle olarak çeviremedim. Birleştirerek çeviremedim arkadaşlar. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler Allah'ın zikriyle tatmin olur. Yani ben hani hatırlarsanız insana ruhtan üfürüldü, Allah'ın ruhundan üfürüldü falan diye ayetler geldiğinde oradaki ruhu bonus paketi olarak okuyorum. Yani Allah'ın ruhu imtihan edilen bir şey değildir. Dolayısıyla o insanın içerisinde bir bonus paketi olarak duruyor. Vahiy, insan kulak verip de vahiy insan içine sızıp da o bonus paketine erişince onun içinden o açılır ve içinden bir şeyler çıkar. Çıkan şey nedir? Tatmindir. Çıkan şey sebattır. Çıkan şey hidayettir. Çıkan şey Furkan'dır diyerek şey yapmıştık ve o işte insanın içindeki ruh ile inen ruh, gökten inen Allah'tan gelen ruh, emir diye de geçer, ruhun minhu diye de geçer, ondan bir ruh olarak inen şey birbirine temas ettiğinde, insan bilinçli bir şekilde temas ettirdiğinde ortaya çıkıyor. İşte en yusale diyerek buradaki 21'de ve 25. ayetlerdeki bahsedilen şey vahyin insanın içine temas etmesi noktasında da okunabilir. Yani derinlikli okuma dediğimiz şeyin bu tür artıları da var. Çünkü fraktal yapı dediğimiz şey zaten analog olarak birbirine benzeyen, yani kainatın farklı noktalarında farklı açılarda, farklı konularda benzer mekanizmaların işlemesi. Yani gökten yağan suyla, onun sel oluşturmasıyla, madenlerden benzer cüruf çıkmasıyla nasıl birbirine benzeyebiliyorsa bu tür şeyler, gökten giden vahyin zaman içerisine bir şeyler karışıp değişik kültürlere dönüşmesi, medeniyetlere dönüşmesi, onun içerisinde tekrar vahyi elde edebilmek için ciddi şekilde zorlayıcı faaliyetlerde bulunulması gerektiğini, nasıl böyle analog, birbirine benzer mekanizmalar varsa, burada da işte
Allah'ın indirdiği kainattan vahiy ile kitaptaki vahiy birleştirmek veya Allah'ın emrettiği içindeki ruh ile dışarıdaki ruhu birleştirmek. Bunlar neyse Allah'ın emrettiğini birleştirmek. İyi bir tarafta Allah'ın emrettiğini ayırmak, kopartmak kötü olarak değerlendirilir. Evet, bu akşam isterseniz burada kalalım. Yoğun bir şekilde kainat ayetleri ve onların insanın yani çünkü kainat ayetlerini insan niçin veriyor? İnsanı hidayet etsin diye. İnsanın hidayetine nasıl karışacağı, nasıl buluşacağı, nasıl destek vereceği, arasındaki ilişkinin nasıl olacağı ile ilintili ayetleri okumaya devam ettik. Yani şu Rad suresinin 4. sayfasını bitirdik. 2 sayfamız daha kaldı. Onu da gelecek oturumumuzda bitirir ve şey yaparız. Burada dediğim gibi kainat ayetlerinin tasdik içeriğinin nasıl işletilmesi gerektiğini, nasıl bağlantılarının kurulması gerektiğini görmeye devam ediyoruz. Bu haliyle Medine'nin o sosyal hayatı içerisinde bambaşka bir rüzgar estirdiğini düşünebiliriz Rahat Suresi'nin. Bu haliyle ilginç bir sure diyerek devam edelim. Bundan sonra Rahman Suresi falan geldiğinde bu içerik çok daha coşmuş, çok daha ilginç bir seviyeye, aşkın bir seviyeye gelmiş olacaktır. O günün insanını belki de ağzı açık bırakacak. Yani kainat hakkında, kainatı yaratanın Allah olduğu hakkında, kainat hakkında başka kimsenin bilemeyeceği şeyleri, söyleyemeyeceği, iddia edemeyeceği şeyleri çatır çatır iddia edebilmesi bu haliyle bence insanları hayretler içerisinde bırakmış olabileceğini düşünüyorum. Bu haliyle ilginç. Yani bakın içerisinde ne Yahudilerden bahsediyor, ne ibadetlerden bahsediyor, ne savaştan, o sosyal olaylardan veya münafıklardan veya onların tavırlarından. Yani olay bambaşka bir noktaya gitti. Bambaşka bir noktada bir şey tarif ediyor. Yani işte Kur'an'ın gelecek nesiller içerisinde de ayetler gösterebilmesi için bir kurgu yapıyor. İşte en son okuduğumuz ayet. Diyorlar ki Allah bir ayet göndermesin. Niye Allah bir ayet göndermiyor şey yapmıyor? Adam anlamıyor ki. Yani ayetler geliyor fakat kör, görmezden geliyor. Yani onu tercih ediyor. Bir tercih sebebiyle bunu görmüyor. Dolayısıyla anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az denilen noktada adam hala ayet nerede, ayet nerede diyor. Yani bu kadar büyük ayetlerin içerisinde hala cümle şu, ayet nerede? İşte bir Müslüman olarak veya ayetleri tanıyan kişi olarak anlıyoruz ki adam tıkalı. Yani ne demişti önceki ayette, ya geçen surede? Münafıkları tarif etmeme gerek yok. Yani bu budur, budur, budur diye parmakla göstermeme gerek yok. Sen onları sözlerinden tanırsın. Onları yüzlerinden tanırsın. Sözlerinden tanırsın diyordu. İşte burada biz anladık, tanıdık. Yani bu kadar ayet şeyi içerisinde bir ayet indirilse değil miydi demesi kişiyi kendisini aynen ele veriyor. Bu haliyle surenin içerisinde gayet makul bir noktada duruyor. Her ne kadar bu ayetlere bakıp da demek ki ayet inmemiş diyenlerimiz de maalesef bol miktarda. Evet, benim bu akşam söyleyeceklerim bu kadar. Kayda girsin istediğiniz bir şey varsa buyurun arkadaşlar. O zaman pazartesi günü akşam inşallah kaldığımız yerden devam eder, sureyi bitiririz. Evet, inşallah diyelim.